Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 öğretim yılı, 2. dönem sınavı, 2. oturum, 451, Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Soru 1. Monroe doktrini ile yalnızlık politikası takip eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Fransa, B. ABD, C. İngiltere, D. Çin. Doğru cevap B. ABD. Soru 2. 1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Sykes-Picot, B. Brest-Litovsk, C. Versailles, D. McMahon. Doğru cevap C. Versailles. Soru 3. Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin ulaşmak istediği son aşama olan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir? A. Emperyalizm, B. Liberalizm, C. Komünizm, D. Hümanizm. Doğru cevap C. Komünizm. Soru 4. Rusların Hokant Milli Hükümeti'ni devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak başlatılan Türkistan'ın milli mücadelesine ne ad verilmiştir? A. Basmacı Hareketi, B. Milli Azatlık, C. Bağlantısızlar, D. Gazavat. Doğru cevap A. Basmacı Hareketi. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı'nda İngiliz mandasına bırakılan yerlerden değildir? A. Ürdün, B. Irak, C. Filistin, D. Suriye. Doğru cevap D. Suriye. Soru 6. Modern Japonya'nın doğuşunu sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Bolşevik İhtilali, B. Meiji Restorasyonu, C. Paris Barış Konferansı, D. Briand-Kellogg Paktı. Doğru cevap B. Meiji Restorasyonu. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kübizm akımının kurucularındandır? A. Pablo Picasso, B. Albert Einstein, C. Alexander Fleming, D. Charlie Chaplin. Doğru cevap A. Pablo Picasso. Soru 8. 2. Dünya Savaşı öncesinde Asya'yı kendi liderliğinde birleştirmeyi amaçlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Pakistan, B. Japonya, C. İran, D. Çin. Doğru cevap B. Japonya. Soru 9. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Pearl Harbor baskını, B. Stalingrad kuşatması, C. Normandiya çıkarması, D. Almanya'nın Polonya'yı işgali. Doğru cevap D. Almanya'nın Polonya'yı işgali. Soru 10. 2. Dünya Savaşı sonunda dünyanın iki süper gücü haline gelen devletler hangileridir? A. Fransa ve İngiltere, B. İtalya ve Almanya, C. SSCB ve ABD, D. Japonya ve Çin. Doğru cevap C. SSCB ve ABD. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika stratejilerinden biri değildir? A. Sömürgeler elde etmek, B. Toprak bütünlüğünü korumak, C. Savaşın dışında kalmak, D. Bağımsızlığını sürdürmek. Doğru cevap A. Sömürgeler elde etmek. Soru 12. Türkiye, 2. Dünya Savaşı sonunda kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın asıl üyeleri arasında yer alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? A. Kahire Konferansı'na katılmıştır. B. Milli Korunma Kanunu çıkarmıştır. C. Almanya ve Japonya'ya resmen savaş açmıştır. D. İngiltere ve Fransa ile Ankara Paktı'nı imzalamıştır. Doğru cevap C. Almanya ve Japonya'ya resmen savaş açmıştır. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Batı blokunda atılan adımlardan değildir? A. Truman doktrininin yayımlanması, B. Varşova Paktı'nın oluşturulması, C. Marshall Planı'nın uygulanması, D. NATO'nun kurulması. Doğru cevap B. Varşova Paktı'nın oluşturulması.
Soru 14. Hindistan Milli Hareketi'nin lideri aşağıdakilerden hangisidir? A. Eduardo Mondlane, B. Mahatma Gandhi, C. Nathuram Godse, D. Nelson Mandela. Doğru cevap B. Mahatma Gandhi. Soru 15. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra batılı devletlerin mandacılık sistemini oluşturma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Geri kalmış ülkelerin eğitim seviyesini yükseltmek, B. Dünyadaki sorunları barışçı yollarla çözmek, C. Toplumların huzur ve güvenliğini sağlamak, D. Sömürgeciliği devam ettirmek. Doğru cevap D. Sömürgeciliği devam ettirmek. Soru 16. Aşağıdaki devletlerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın sonucunda 4 işgal bölgesine ayrılmıştır? A. Fransa, B. Rusya, C. Almanya, D. İngiltere. Doğru cevap C. Almanya. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin NATO'ya girmesinin gerekçelerinden değildir? A. ABD ile ilişkileri geliştirerek Türk ordusunu modernize etmek, B. Sovyet tehdidi karşısında güvenlik sorununu çözmek, C. Demokratik yapının yerleşmesi için ekonomik gelişmişliği sağlamak, D. Doğu bloku içerisinde yer alarak siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Doğru cevap D. Doğu bloku içerisinde yer alarak siyasi yalnızlıktan kurtulmak. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi uzaya gitmeyi başaran ilk insandır? A. Yuri Gagarin, B. Akira Kurosawa, C. Jackson Pollock, D. Neil Armstrong. Doğru cevap A. Yuri Gagarin. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde yaşanan ekonomik gelişmelerden değildir? A. IMF ve Dünya Bankası'nın kurulması, B. Kapitalizmin merkezinin New York'a taşınması, C. Almanya'da hiperenflasyonun yaşanması, D. ABD dolarının dünyada temel para birimi haline gelmesi. Doğru cevap C. Almanya'da hiperenflasyonun yaşanması. Soru 20. Türkiye'de 1961 yılında üretilen ilk yerli otomobile hangi isim verilmiştir? A. Gümüş, B. Şahin, C. Murat, D. Devrim. Doğru cevap D. Devrim. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.